Kıymetli Başkanım, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay Bey. Buyurun. Sayın Bakanım, TİSK'in değerli Genel Başkanı, onun değerli çalışma arkadaşları, bakanlığın değerli yetkilileri, değerli bakan yardımcıları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, özellikle uzun yıllar sonra ilk defa asgari ücretle ilgili bir toplantı yapıyoruz. Haziran ayının sonlarına doğru. Şimdi bu son 5 aydır enflasyonda olan bu yüksek artış, özellikle gıdada olan yüksek artıştan kaynaklanan bir iş. Ben özellikle bu toplantıyla ilgili bizi buraya davet ettiğiniz için şahsınıza da Sayın Cumhurbaşkanı'na da teşekkür ediyorum. Bugün 3600 ile ilgili mecliste bir yasa tasarısı var. Uzun yıllar çalıştınız. Kamuoyunun önemli sorunlarından bir tanesiydi. Orada emeklilerle ilgili bir düzenleme var. İnşallah oraya getirdiğiniz rakamları biraz yukarı çekersiniz. Daha iyi olur. Sayın Bakanım, asgari ücretle ilgili son 5 aydır, Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef 3 ay sonra bu aldığımız zam özellikle gıdadaki olan yüksek enflasyondan dolayı eridi. Dar ve sabit gelirli, asgari ücretli, emekli, yani çalışanlar bu ülkede en büyük sıkıntıyı çeken toplumun kesimleri. Savaş olduğunu biliyorum, kamuoyu biliyor. Bir Covid diye bir hastalık hala bitmedi, devam ediyor, başımızdan geçti ama insanlar son yıllarda görmedik şekilde ekonomik sıkıntı içerisindeler. Onun için bu toplantı oluyor. Şimdi bizim burada geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı ziyaretten sonra sizin de katkınızdan bu toplantı organize edildi. Dün davet ettiniz. Bugün buradayız. Yani temennim oluşan enflasyon ortada. O enflasyon çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücreti, dar ve sabit gelirliği nefes aldıracak bir düzenleme olur diye arzu ediyorum, temenni ediyorum. Talebimiz de o. Bunun dışında çalışma hayatını Sayın Bakanım sizden haftada 15 günde bir konuşuyoruz. Sıkıntıları var. Şimdi bu asgari ücret buraya geldi. Nitelik iş ne olacak? Nitelikçi işçi ne olacak? Yani şu anda asgari ücret ve asgari ücrete yakın Türkiye'deki sayı çok yüksek. Yani olmadığı kadar yüksek. Yani asgari ücretli ve ona yakın, yani 5000'lere yakın sayı çok yüksek. Yani evvela özellikle siz sendikalaşmayla ilgili gayret sarf ediyorsunuz ama şu ana kadar bir netice alamadık. Türkiye'nin en önemli 500 tane firması var. En büyük firması. Biz onun 100 tanesinde örgütlüyüz. Ki bunlar İyi para kazanıyorlar, ihracat yapıyorlar. Ama burada 400'ünde biz örgütlüdürsek, bunu benim de, TİSK'in değerli başkanı kardeşimin de, sizin de, ülkeyi yönetenlerin düşünmesi lazım. Meclisin düşünmesi lazım. Yani burada 86'sı örgütsüz bir toplumda, yani öyle bir noktaya geliyor. Herkes asgari ücretli çalışacak, sözleşmeleri gerek yok, o zaman asgari ücret yapalım. Yani burada bizim böyle bir beklentimiz var, bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Emeklerin beklentisi var Sayın Bakanım. Bununla ilgili EYT'lerin beklentisi var. Bununla ilgili bizim geçici işçinin beklentisi var. Taşeron işçisinin beklentisi var. İnşallah bu toplantıdan sonra da yani güzel bir netice alırız. Bu konuları bu sene içerisinde tamamlarsak ben bundan, kamuoyu da, ben de, işçi de bundan, çalışanlar memnun olur. Ben burada katkınızdan dolayı şahsınıza da, TİSK'in başkanına da teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Bakanım.